Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Hadi bir tanem. Anneciğim yapma lütfen. Buna mı bineceğiz? Sizi Soçi diye bir Rus kasabasına götürecek. Oradan giriş yapacaksınız. Pasaport. Ama biz seninle ben yokken ağlamayacaksın diye anlaşmadık mı aslanım? Sen daha şimdiden su koyverdin. Sen yokken ağlamayacağım ama şimdi varsın. Annen sana emanet. Sen çok özlersen ne yapacağım? Sen ay ışığında uluyan kurt değil misin? O zaman bu kurt beni özlediğinde aya baksın. Ben de aya bakıyor olacağım. Olsun mu ay ışığında uluyan kurt? Sen istersen olu. Ama ben olmam. Zaten kaplanlar olmaz ki ya. Hadi. Hadi İdris abin seni tekneye bindirsin. Ben de ananla vedalaşayım. Gel Yiğit'im. Al bunu. İçinde benim, yan gazların bir de yengemin numarası var. İlk önce bana ulaşmaya çalış ama ulaşam... Gerek kalmayacak. Sana gerek kalıp kalmayacağını sormadım Nefes. Al şunu. Haftada bir arayacaksın beni. Eğer haftayı bir gün geçsin ben ararım. Yeterince uğraştın bizimle. Bizi bırak hayatına bak. Biz başımızın çaresine bakarız. Ya gider ayak benim ayarımla oynama. Derdim sen değilsin Yiğit. Tamam. Anladım. Ararım. Rusya'ya geçer geçmez de ara ya da mesaj at. Sağ salim geçtiğinizi bileyim. Siz geçene kadar buradayım. Trabzon'a dönmüyorum. Tamam mı? Niye bekliyorsun ki? Dön memleketine. Ya Nefes bir şeye de itiraz etme de. Burada kalacağım dedim. Bitti. Hakkını helal et Deli Tahir. Helal olsun. Sen de helal et. Benim sende bir hakkım yok ama... helal olsun. Nefes. Bugün Ali ile Nina'nın orada bir şeyler saçmaladın ya. Çok bozuldun değil mi? Geçmişte bir sevgilim olduğunu öğrendim. Bu da seni yedi bitirdi. Ne oldu Tahir? Mazim kirli diye
Kurtarman gereken bir prenses değil miyim artık? Ama Vedat aynı Vedat. Zulüm aynı zulüm. Zalim aynı zalim. Mesele mazlumda mı? Kurtarılmaya değmiyor muyum artık? Yeterince masum bir mazlum değil miyim? Saçmaladım. Saçmaladın. Hani yeterince masum değil miyim filan? Mazlumun günahı aranmaz. Onu her türlü korursun. Bu bir. İki. İki. Bu bir dedin ya, iki. İki. Eğer kalbini kırdıysam... Sen benden özür dilemeye mi çalışıyorsun? Affet kızım da. Yani mecbur değilsin ama... Sen yine de affet. Merhamet bir adam ancak bu kadar yakışır. Bizim için çok şey yaptın. Affedecek hiçbir şey yok. Senin için hep dua edeceğim. Her şey için teşekkür ederim. Haydi. Haydi uzatma artık. Ağaç olduk burada. Haydi. Keşke yollamasaydım be.
Yani ben senin için onca yol tepeyim, sen yine benden kaçmaya çalış. Olmuyor Karaca. Hiç olmuyor. Bülent! Oğlumu getir. Dokunma oğluma! Bir de emir veriyorsun ha? Sakın, sakın nefes. Bırak beni. Anne, anne. Oğlum. Yiğit. Oğlum. Aman çok hafif. Sayenle karımla oğluma kavuştum. Gürcüce aferin ne demekti? Malabes! Mesamos çems anaşı burun debi. Eliz pasaporta ve inza ve ikna bak. Makunda ebi got. Pasaporta ebi? Bu alt, su alt kişemdeki gavit batmış. Kargi. Kargi İdris, kargi. Hadi. Yani minhar. Kamış fitiz var. Nerelisin lan sen? Gürcü müsün? Dilimizi biliyor musun? Lan Türkçe, Türkçe biliyor musun?
Ben anlamayayım sizin dilinizden. Bunun dilinden anlarsın. Yiğit. Gel bakalım babaya, aslan parçası. Necip. Niko'nun parasını verin. Nefes. Hayatım atlasana arabaya. Hazır Gürcistan'a gelmişken... 8 yıldır ertelediğimiz balayını yapalım diyorum. Artık aramıza girmeye çalışan kahraman bozuntuları da yok. Değil mi Yiğit? Hadi. Nefes, haydi de. Haydi kızım, haydi ara da. Efendim abi, buyur. Tahir, lan neredesin? Yaklaştın mı Trabzon'a? Yok abi, ben hala Batum'dayım. Ne demek Batum'dayım? Göndermedin mi kızı? Yok, gittiler de. Nefes'ten haber bekliyorum. Rusya'ya geçince arayacaklar. La bu kızın telefonu Trabzon'u aramayın mı oğlum? Ne bekliyorsun lan sen Batum'da? Abi tamam da geleceğim. Geleceğim. İdris'in burada bir işi varmış. Sabah çıkacağız yola. Haydi meşgul etme telefonu. Ula ben sen. Mustafa, iyi misin? Şu deli bir gelse iyi olacağım da. Neye iyi diyorsun şimdi? Hani işleri yoluna koymuştun. Hani bir planım vardı da Tahir'e bir şey olmayacaktı. Bademe don bir şey mi var Mustafa? Asya rim 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 rim. Ya seninle gizli bir iş yapmak ne mümkün Asya Reis? Niye şimdi kızdın ki sen bana? Hayırdır kocacığım? Hasbinallah. Yok kızım yok kızmadım tamam. Gel yavrum gel tamam özür dilerim gel. Asya. En güzel anlarımın katili Saniye. Bak bakayım şunlara karar veremedim. Hangisi? Mercan'a bohça mı onlar? He. Bana mı sorarsın ona? Ben o eltiyi istemiyorum. Bohçasına da karışmıyorum. Ha Mustafa sen de bakayım bana. Bunların hangisini söz bohçası edelim Mercan'a? Bana mı sorarsın ona? He. Bana. E size sormadan bir şey edince kızarsınız ya. Anam da ondan herhal bohçayı sağa sorar. Nasıl ya? Sus attırma damarım ya. Ana seni çek şunları, yaktırma bana. Zaten bizim böyle Angarya işlerle uğraşacak vaktimiz yok. Tahir gelecek, kıyacağız hani nikahı. Ne? Huy! Ne nikahı? Yangından mal kaçırır gibi. Ha o nikahı bir kıymayalım da. Bak bakayım yangın nerede çıkıyor o zaman. Cemil abi, bak benim bu ihale parasını ödemem için zaman dolu ya. Bu kadar kısa zamanda. Ne düğünü ya? Sözümüz sözledik işte. Ben de ümit ediyorum. Tez vakitte düğünü yaparsak sen de tez vakitte parayı alırsın. Ha işte koydu şartını, postasını. Gitti. Fırsatçı sırtlana bak hele. Kızını galerilere satmak için şantaj yapar. He galeri erkeklere gıybetli maşallah, subhanallah. Onlar da gözleri açar tabii. He ana he. Felfezir asayi gözlerini. Senin o kıymetli oğlun da Batum'da elin karısından haber bekleyin. Kafasına tükürdü. Thank you.
Babacığım. Hadi uyu artık sen. Annen sağ olsun harap oldun zaten. Babacığım uyu dedim. Bizi nereye götürüyorsun? Buyurun Vedat Bey. Eşan'dan haber var mı? Yok Vedat Bey, Kalelilerin yaylı evi de boş. Ulan bak, eğer sabaha kadar onları bulamazsanız kendi kafanıza kendiniz sıkın. Beni uğraştırmayın beceriksiz herifler. Tahir'den sonra Mustafa Kaleli de sıraya girdi. Eşan'ı kaçırmış. Ama onları bulduğum an geberteceğim. Eşan'ı neden kaçırmışlar? Salih'i nasıl öldürdüğünü itiraf edeceksin. Hem yazılı hem görüntülü. Bak, Tahir'in kiline zarar gelsin. Elimde ne var, ne yoksa getiririm buraya, polise. Ha yok, bana uymaz değilsen kuklan Eyşan'a veda edeceksin. Abinin hadiseyle ilgili itiraf istiyor. Eğer Tahir'e bir şey yapacak olursan polise götürecekmiş. Tahir güvende olacak diye sevindim bakıyorum. Ama inan bana güvende değil. Ayrıca kendin için üzülmelisin. Kendin için çok üzülmelisin. Mesela ben senin için çok üzülüyorum. Ana. Ya yüzüne hesap veriyorduk ha. Gemiden araylar. Oldu mu? Nereye gidiyorsun? Oo, damarını öptüm. Bunda da bir haller var ama hayırlısı bakalım. Öküz. E tamam tosun. Alo. Ha Fatih söyle. Abi burada anten çekmeyin. Ne anten ulan? Televizyon anteni. Abi ya Trabzon'un maçı kaçacak da. Ha, ben Rıza Zoy'la konuştum ya. Buraya koyacak senin yerine. Ulan ne maçı ne maçı? Ben nöbet tutmaya koydum seni oraya. Sen gel nöbete. Biz gidip maçı seyredelim. Fatih. Ulan ben nasıl geleyim? Yengeni bilmeyin nasıl? Vallahi onu bunu bilmem abi. Stada yollamadın, naklen yayını kaçırmam. Üç aydır bu maçı bekliyorum da. Kapat ulan kapat. Kapat gelirim kapat. Pencere kapatlarını kilitle. Gidelim yangaz, maç bizi bekliyor. Trakasın. Bir şey arasın şaşırdım zaten. Mustafa'm nereye? Kumlu. Da karaya oturmuş ya o gemi. Asya, benim oraya gitmem lazım. Haydi yürü. La havle ve la. Biz çıkarız. Mustafa abim yolda. Ne olur ne olmaz kapıyı pencereyi kapatırız. Ama olur da kaçmanın bir yolunu bulursan söyleyeyim. Buralarda yaban domuzu çoktur. Fatih, Levent burayı bulur bak. Bulursa çok kötü olur. Bulamaz. Bu ev bizim bile değil. Nereden bulacakmış Vedat? Sen de boş yere umutlanma. Git uyu. Bak niyetinizin kötü olmadığını biliyorum. Tahir abinizi korumak için beni kaçırdığınızı biliyorum ama bak.
Vedat da biliyorum. Canınızı yakacak. Kafa ödüleme daha. Böyle iyiliğimizi düşünen melek gibi dolanmaktan da vazgeç. Ben yemem. Ya anlamıyorsun. Sen anlama Aysun. Vedat canımızı yakacak değilsin. Bizi düşünüyor gibi yap Aysun. Ama Vedat o kızın canını yıllardır yakmış, sen hiç düşünememişsin. O konu başka, gerçekten sizin iyiliğiniz için. Kes! Şanslısın ki bizde abimiz ne derse odur. O da misafirimize iyi davranın dedi. Şansımızı da fazla zorlamamak lazım, değil mi? Uyuyacaksan ışıkları kapatıyor. Sakın, sakın, sakın! Ne olur, ne olur ışıkları kapatma. Tamam daha sakin. Kapatma ayırım. Balayı suitimizi beğendin mi karıcığım? Vedat, ne olur yapma. Bak iyi çok korkuyor. Burası çok korkutucu. Evet. Burası hiç Yiğit'e göre bir yer değil, haklısın. O yüzden Yiğit Bülent amcasıyla gidecek. Ben de sonra katılacağım onlara. Tamam mı? Hayır. Evet canım. Hadi bakalım. Git Bülent amcana. Üzme bakayım Bülent amcanı. Ben geliyorum, tamam mı? Bülent yapma. Anne! Verin oğlumu! Ben
Levent, ne olursun beni oğlumdan ayırma, yapma ne olur. Sen beni oğlumdan ayırdın ama Nefes. Hasret bıraktın oğlumu. Hem ben senin o güzel yüzünü dağıtırken oğlunun izlemesini istemezsin değil mi? Ben şahsen oğlumun annesinin ölümünü izlemesini istemem. Travmatik olabilir. Vedat izin ver. Oğlum gitmeden birkaç kelime bir şey söyleyeyim. Lütfen. Tamam. Son arzunu sayalım. Git konuş oğlumla. Git konuş. Yiğit! Anne! Oğlum! Bir tanem. Bu da bir macera biliyorsun değil mi? Değil anne. Çok korkuyorum. Korkma bir tanem. Korkma. Korkarsan kaybederiz bu oyunu. Bak. Bu oyunda biz kazanacağız, tamam mı? Oyun istemiyorum ben. Seni istiyorum. Seni özlerim ben. Şşş. Bir tanem, ben senin hep yanındayım. Eğer beni çok özlersen ayabak olur mu? Tahir abinin dediği gibi mi? Tahir abinin dediği gibi. Ben de ona bakıyor olacağım, tamam mı? Söz veriyorum. Götürün. Vedat yapma ne olursun. Yapma. Yiğit! Bir terslik var. Bu kadar sürmez. Bir terslik var. Çantayı getirin. Hadi bakalım. Yürü. Mezarına. Geçme. Orada dur. Ses? Dışarıdan geldi. İstediğiniz çanta bey. Adamları yerleştirdin mi? Evet. Bak Necim. Eğer bu sefer de bir aksilik çıkarsan seni o bagaja ben de tıkacağım. Ama ceset olarak. Evet efendim. Çık dışarı. Geçin.
Benden kaçtığın gece giydiğin elbise. Niye bunu giyiyorum? Beyaz seversin sen Nefes. Benim karanlığıma inat. Hep beyaz giyersin sen. Hem madem burası mezarın olacak, bu da sana çok yakışan bir kefen işte karıcığım. Sen psikopatsın. Bunca zamandır bu elbiseyi yanında mı taşıdın? Yo. Seni öldürmeye karar verince getirttim. Bu gece beni terk ettiğin gece parmaklarını kırmamalıydım. Seni hemen oracıkta öldürmeliydim. O zaman bunların hiçbirisi olmayacaktı. O Tahir sana asla dokunamayacaktı. Asla dokunamayacaktı. Bu yüzden şimdi seni öldüreceğim. Böylece bütün bunlar sanki hiç olmamış gibi olacak Nefes. Sen nasıl bir manyaksın? Kıyamamakla çok büyük bir hata yapmış bir manyağım. Sen mi bana kıyamıyorsun? Sen bana bunca zamandır işkence ettin be. Hala etmeye devam ediyorsun. Bir yere kadar. Ama ben hiçbir zaman senin canına kastetmedim. Benim her zaman bir umudum vardı. Belki bir gün beni seversin diye bir umudum vardı. Ben sensiz yaşayamam dedim be! Ama kurallara karşı geldin. Kurallar? Sayar kuralları. Biliyorsun. Hatırlayalım mı? Neydi? Kural bir. Asla, asla hiçbir zaafın olmayacak. Kural iki. Birini izleyecekse elini kopka kalıştırmayacaksın. İzledikçe izleyeceksin. Eğer yeterince ezmezsen kaçabileceğini falan sanar. Kefenini giyiyor musun? Yoksa seni ikna etmek için bir yerlerini kırayım mı? Tamam, tamam, tamam gideceğim. Tamam, tamam. Biz neredeyiz? Gürcistan'da olduğumuzu biliyorum ama... Niye soruyorsun ki? Önü sonu birkaç dakika içinde ölmüş olacaksın. Gözlerimin yerini bilmek istiyorum. Nereden buldun burayı? Niko mu yardım etti? Gürcistan'da böyle ıssız bir yeri bulmanı Niko mu yardım etti? Niko biliyordur değil mi bu yeri? Bırak şimdi Niko'yu falan. Pantolonunu da çıkar. Ne var biliyor musun Nefes? Çok kısa bir süre öncesine kadar. Çok kısa bir süre öncesine kadar.
canın emniyetteydi. Sen de bunu çok iyi bildiğin için. Benim sana olan aşkıma, kahrolası zaafıma güvendiğin için, nasılsa Vedat bana kıyamaz diye düşündüğün için şımardım. Değil. Tahir'i kurtarmaya geldim. Ne kadar büyük bir hayal kırıklığına uğradığımı düşünebiliyor musun? Şimdi son bir kez bana bak. Aşkına ihanet ettiğin bu adama son bir kez bak. Ve son duanı et. Tahir. Tahir oğlum musun? Ne oldu, çok iyi varsın olur mu? Yani son duanı seni asla duyamayacak bir adam için harcıyorsun lan Efes. Peki. Öyle olsun. Eğer bir gün senin için üzülecek olursam bunu hatırlayacağım. Elveda aşkım.
Vallahi bu Ceyhan'la da kesilecek zamanı buldu. Eysan! Eysan! Dur! Eysan ana! Gelme! Gelme! Git, istemiyorum! İstemiyorum, gelme! Yeter, dokunmamaya bıktım artık, yeter! Ne olur gelme! Tamam. İstemiyorum! Tamam, gelme! Benim, Mustafa benim, ben! Mustafa! Evet, benim işte! Karanlık! Hadi! Işık! Tamam, as azam ya, as azam! Hasbinallah! Eysan, bak, bak telefonuma! Bak, aç şuna bak! Açtım aç! Bak, bak! Ha gitti karanlık. Bak, Eysan. Tamam ya, iyisin, gel. Gel, gel. Şşş, tamam. Tamam, yaşlı. Tamam. Şşş. Tamam, bak. Aa, tuttum ışığı. Hadi. Hadi gel, kalk. Hadi kalk, bakalım. Kırmızıyı severim. Uy, Noli. Benden bas. Dair. Uşan. Noli da. Bana Niko'yu bul. Hayır, ne oldu da? Vedat. Nefesi vurdu. Nasıl? Bana Niko'yu bul. İyi, tamam. İyi, tamam. 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 Apale. Aşkım, ne oluyor? Bu kim? Niko'nun bir şeyi misin yoksa? Hayır, Uşam, sakin be. Hayır. O benim bu limandaki yengen olur da. Bana hemen o şerefsizin adresini buluyorsunuz.
Tamam. Marika, Niko'nun adresini bilir misin? İzin alayım, götürürüm size. Tahir, uşağım anlasana ne oldu? Vedat nerede vurdu nefesi? Öldü mü? Maglova. Ağır abi. Nerede o şerefsizlik? Bu tarafta. Ama yol çok ileriden dönüyor. Yürüyerek gidersek daha çabuk gideriz. Niko! Aç kapıyı Niko! 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 Neredesin? Şerefsiz! Niko! 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 Hayır! Niko! Hayır! Uşan, gelmemiş. Artık dur artık, dur! Niko! Uşan! Niko! Dur artık! Niko! Saniyesini dinledim. Vedat kızı soydu. Onu ilk gün gördüğüm elbiseyi giydirdi. Son duvara yetirdi. İşte o adede nefes. Yiğit'i bul ve ona iyi bak dedi. Sorun sana dedi. O Niko'yu bulacağım. Sonra nefesi. Ölü ya da diri. Nefesi o Vedat'ın elinden alacağım. O çocuğu Vedat'ın eline bırakmayacağım. Nefesi kurtaramadım. O çocuğu kurtaracağım. Canım pahasına koruyacağım o çocuğu. Canım pahasına. Hmm.
yabancı bir memlekette ölürken kendini yalnız hissetmiş midir acaba? Yiğidim! Ay ışığında uluyan kurdum. Ay'a bak! Ben Ay'a bakıyorum. Seni kurtaracağım. Yiğidim, Ay'a bak! Amca. Buyur amcam. Efendim amcam. Ya ben sana demedim ki yengez alan amcama dedim. He tamam o zaman. İkizim sağa seslenmiş. He. Söyle bakalım. Şey acaba Yiğit'in gittiği yerde okul var mıdır? Okul olmayan yer yok balım hanım. Hiç heveslenme. Hadi kalk bakayım derslerini yapma. Yeter tembellik ettin haydi. Ya ben o yüzden mi dedim? Keşke Yiğit burada olsa da onunla okula gitsem diye dedim. Özledim ben Yiğit'i. Oy anası kurban olsun o güzel yüreğine. Ben de özledim kızım. Ama Yiğit orada daha mutlu olacak. Hadi şimdi odana. Ya bakın ha bunlara. Bir garı ocağımıza da dalmış, Tahir'im onunla uğraşır. Gemi sahile vurmuş, Mustafa onunla uğraşır. E bunların da dünya yansa bir boğa otluğu yanmaz. Gelin desem bunlardan yangaz. Saat öğle vakti olmuş, kahvaltı sofrası hala ortada durayım. Anam haklı ikizim. Sen anca burada oyalan. Ben gideyim de Mustafa abime yardım edeyim. Fatih o yardım eder. Sen kalacaksın. Bizi Mercan yengene bırakacaksın. Söz bohçası götürecek. Sağ kolay gelsin ikizim. Ya bu kadın Angaryalıları niye hep bakalı? Fatih. Mustafa abinden haber var mı yengem? Gemiyle uğraşıyorlar hala. E niye açmayı telefonu o vakit? Meşguldür yenge. Haydi görüşürüz. Allah Allah ya. Sen Mustafa Bey. Ya uyandırdım kusura kalma. Öğlen olmuş. Daha erken uyandırsaydın keşke. Sen sabaha kadar ağlayınca hani ben de bıraktım uyuyasın ya. Teşekkür ederim. Rehin aldığınız düşünülürse çok ince bir davranış. Vedat istediğim garantiyi verene kadar misafir diyelim.
Vedat asla o garantiyi vermez sana. Siz bunu anlayana kadar sorunlu misafir değilim. Peki. Sabah çocukluğumdaki gibi. Yakabilir miyiz? Sen dün gece beni kimle karıştırdın ya? Ya hep böyle bir adamsın değil mi? Böyle direkt giriyorsun konuya. Ha, çok laf dolandırmayı sevmem. Yani kimden korkarsın ben çok onu anlamadım. Kimseden korkmuyorum. En azından uzun zamandır. Ya bir vakitler olanlar olmuş ha. Yani dün gece karanlıkta beni birine benzettin ha. O kimdi? Mustafa Bey daha yeni uyandım. Müsaade eder misiniz? Ederiz. Nereye ya? Yani tamam dandım bir adamsın da. Yani bir kadını da bazı açıklamalara mecbur etmesen diyorum. Nereye yani? Banyoya gitmem lazım. Ha. Buyurun tamam. Sobayı yakar mısın gerçekten? Üşüdüm. Ay lütfen. Odun kırmak lazım. Bir zahmet. Ben çok üşüdüm. Gerçekten lütfen. Hadi. Hasbinallah. Zahmeti bitti. Zahmet olmazsaymış. Zahmet. Alo. Ne istedin Asya'm? İki ekmek bir süt istedim Mustafa. Ula delirtme adamı. Neredesin, ne yapaysın? Ya yanındayım. Niye açmayasın telefonu? Meraktan öldüm burada. Asya'm masaj attın mı ya? He attım. Meraklanma, gemideyim. Nasıl meraklanmayayım? Gemi karaya vurmuş dedin gittin. Sonra bir daha haber yok. Ne oldu gemi, kurtardınız mı? Ne... Horoz sesi mi o? Yok ya. Ne horozu kızım, ne horozu? Neydi o vakit? Gemi dudu ya, gemi dudu. Allah Allah. Haydi, işim var benim. Akşama görüşürüz, haydi. Niye yalan söyledin karına? Ne deseydim? Babanın yayla evine ha karının birini attım onun için odun mu kırayım deseydim? Haydi Ehsan haydi. Onlar içeri gir içeri haydi. Haydi içeri Ehsan içeri. Haydi. Kolay gelsin evimin kızı. Nazan nerede kaldın? Saniye anneler gelecek birazdan. Bu Saniye karısı da bıkmadı dünürcülük oynamaktan. Söz bohçası getirmek, dünürcülük oynamak mı Nazar? Elbette değil ablam. Ama Tahir abi seni üzecek. Sen daha iyi bir adam akidiysin. Gel vazgeç ha. Tahir'de nisi yok benim için. Tahir'den iyisi yok değilsin da. O iyi Tahir değil, deli Tahir anlasana. Ben çok mutluyum.
Neye mutlusun Mercan? Benim gibi deli adamın tekiyle bir ömür tüketeceğine mi? Ya kızım sende hiç mi akıl yok? Etme nazar. Kurban olayım. Eğer Tahir'le olmazsa kimseyle olmaz. Sevdalık bu. Biliyorsun. Ablam, o sevdalık yakacak seni. Ben cehennemde de yansam sesim çıkmaz. Ama onun için bu dünyayı cennet edeceğim. Söz verdim ben. Gel. Sanki kapının arkasında bizi beklemiyorlar. Bunlar da oldu bir numaracı. Kız evin azeli tabii. Sen ne özlemedin yapıştır uşağıma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazar. Kız Nazar, inşallah sen de sağda bir bohça getiren bulursun. Sakın dalga geçme. Yok ya, ne geçeceğim? Bence eline yakışmış bu süslü tepsi. Dön de bir bakayım. Tabii senin de hakkın. Hadi doya doya bak. Hadi ver şu tepsiyi de konu komşuya rezil olma. Vermeyeyim. Oğlum manyak mısın? Baklava tepsisini getiren sizsiniz. Vermezsen verme. Öyle olmaz. Biraz daha ısrar edeceksin. Allah Allah, o niyemiş? Biraz daha ısrar edeceksin ki ben de sana benimle buluşacağına söz ver, öyle vereyim tepsiyi diyeceğim. Kızım hiç cilveden anlamıyorsun ya. Sana şuradan cilveli cilveli bir tane çakarım. Şu tepsiyi vereyim misin, vermeyeyim misin? Tepsiyi versem seni alsam. Hadi uzatma da buluşalım Nazar. Hep böyle uzaktan uzaktan nereye kadar? Ananlar içeride, akşam da nöbete gideceğim. 2 saat sonra bir bahane bul, çık. Köşede beklerim. Hadi al şimdi şunu. Hiç heveslenme. Beklerim Nazar. Yoksa Cemil amcadan Allah'ın emri, peygamberin kabriyle isterim seni. İste de anan da kalpten gitsin. O da bir ihtimal tabii. Aslında var ya, sırf Saniye teyzeyi sinir etmek için buluşabilirim seninle. Ama bak söz ver, akşam anana benle buluştuğunu diyeceğim. Ya he. Hep de anamı sinir etmek için gelişsin zaten. 2 saat sonra köşede beklerim. Hadi kaçtım ben. Bu terlikleri... Bu lifi. Bunlar da havluları. Kız ana, bu benim ettiğim iğne oyalı çember değil mi? Senden altına hediye. Güle güle kullansın Eltucuğum. Sağ ol Seyinge.
da gece yok. Kız ana. Ha bunu sen mi aldın Mercan'a? Ben aldım tabii. Kim alacaktım? Ben bunları giydiğimde demedin kalmay. Sana yakışmazsa demek ki. Kız ana. Dere akar da kum kalır ha. Beni böyle gömme istersen. Baklavalarımız da geldi. Sağ olasın Saniye. Niye zahmet attın? Ne zahmeti? Adettendir. Ağzımızın tadı bozulmasın dinliyorum. Amin. Saniye teyze. Hazır ağzımızın tadı demişken Tahir eniştem neredeydi? Nefes kızı Rusya'ya yollamaya gitmişti ya. Unuttun mu Nazar? Yo, ben unutmadım da. Eniştem gelmeyi mi unuttu, bilemedim. Nazar, yapma. Yapar, yapar. Gücen ve Türkan ama seni bu Nazar kızın düşeceği ocağa Allah yardım etsin. İşte ben de bu yüzden Mercan'ımı gelin seçtim. Düğünümüz de yakın inşallah. Mustafa'mla Cemil anlaşmışlar. Beklemeden hemen nikah edecek. Kız Mercan, ha bunları giyeceğin gün yakın desene. Bakalım Tahir beğenecek mi? Bari çöz. Kaç kaza. Her round'a. Dayatka. Ne diyor? Kadına vuracağını bilmiymiş. Ula gansız. Öldürdü lan kızı. Maklokali. Maklokali. Nereye götürdü onları? Yiğit'in nereye götürdü söyle lan. Neredeler? Neredeler söyle? Sadat. İnkılamayan. Hıç. Armut. Armut kılavı. Armut kılavı. Abi dur. Yerlerini bileymiş. Adam öldürmesen iyi olur. Ha? En azından şimdilik işimizi halledene kadar. Azıcık hayatta olması lazım sanki. Eğer Yiğit'i bulamazsan, eğer nefese ulaşamazsan, yemin olsun Vedat'ın kanının yanına senin kanını akıtırım. Anladın mı? Anlamay, anlamay. Bundan anlarsın o zaman. Thank you.
Vedat arayacak diye mi bekliyorsun? Vedat sana o kuzu verir mi sanıyorsun gerçekten? Kendi işlediği cinayeti itiraf ettiği videoyu sana verecek. Seni istiyse verecek. Ben de Tahir'i güvende tutacağım. Vedat için o itiraf pimi çekilmiş el bombası sana teslim eder mi sanıyorsun? Hani o Vedat can ağlıydı, can veriydi senin için. Ne oldu? Bir tane el bombası mı vermeyecek, ha? Bu Trabzon'u yakar. Beni bulur. Yine de kendini tehlikeye atmaz. Göreceğiz. Trabzon'u mu yakar? Kendini mi yakar? Madem Vedat Trabzon'u yakacak ya. İşte ben de burada durmama gerek yok. Seni bağlayayım, gideyim ya. Ha? Birkaç saat akşam olacak. Ben burada yalnız mı kalacağım? Ya elektrik kesilirse? Alo. Fatih neredesin oğlum? Gemideyim abi. Açıktayım. Ha. İyi tamam. Kolay gelsin. Ne yapacaksın şimdi? Murat'ı arayacağım. Şirkette bir jeneratör var, portatif. Getirsin de. Ceryan kesilirse. Teşekkür ederim. Ne bakaysın? Bakayım değil mi? Murat başına kış güneşi mi geçti? Bence bana nazar değdi. Tahir abin ne kadar kalacakmış Gürcistan'da? Kalmayacak ki. Nefesle Yiğit'i bırakıp dönecek. Ha. Dönmeyince ben de dedim herhalde kızla kalmaya karar verdi. Ya yok öyle bir şey. Hem bırak şimdi Tahir abimi. Buraya Tahir abim hakkında konuşmak için getirmedim seni. Ne için getirdin? Seninle manitacılık durumlarına girmeye karar verdim. Neye karar verdin, neye karar verdin? Ya şimdi lafı döndürmeye gerek yok Nazar. Benim son kırıktan ayrılalı olmuş kaç gün. Sen de bana bak bak doyamaysın zaten. Ben mi sana bakarım? Bakmayayım mısın? Geçen gece bizdeyken gözlerinle yedin beni be. Gözlerim dalmıştır. Benim senin gibi ciddiyetsiz zampara bir adamla ne işim olur? Güzel kızları sevmek adamı zampara yapmaz. Şimdi de beni mi sevmeye karar verdin? Aman ne lütuf. Kalk götür beni yürü. Seninle buluşan da kabahat zaten. Ne sırıtıyorsun? Şansıma sırıtıyorum. Şansın? Sinirlenince acayip güzel olan ve sinirlendirmesi de çok kolay olan bir manitan var. Sence bu şans değil de nedir? Ben senin manitan değilim çocuk. Nazar, Haydi yürü gidelim de sakin bir yerde yemek yiyelim, acıktım da. Ben seninle yemek yemem. Sonra da ilk buluşmamızda beni aç bıraktın diye rivet dur, he mi?
Yok kızım, ben girmem o topa. Haydi yürü. Vahavle, inat mısın acaba? Yangaz'ım. Ula Yangaz, telefonu açmadığının hesabını soracağım sana. Şirketteki jeneratörü yaylaya getir. Hemen. Emrin olur abi. Yalnız gitmeden önce bir yere uğramamız lazım. Manitam. Olur abi. Tamam. Jeneratör geleyim. Onu kurarım giderim. Teşekkür ederim. Ya sen niye korkuyorsun karanlıktan? Gece o beni benzettiğin canavar. Kimdi o? Hay sen. Vedat'tı değil mi? O kansız Vedat, pislik. Sana da işkence etti ha? Nefes etti gibi. Haydi anlat, inkar etme. Korkarsın sen de. Bütün bu yardım etmeler filan hepsi ondan ha. Ha insan. Haydi de bağır. Vedat beni korudu. Beni kurtardı. Oh benim için. Eşan merak etme. Artık sana hiçbir şey yapamayacak. Artık sana hiçbir şey yapamayacak. O benim için. Ne senin için ne? Eşan, ne senin için Vedat? Vedat benim kahramanım. Vedat. Kahraman. O kansız Vedat kahraman olacak ha? Bütün kahramanlar filmlerdeki gibi mükemmel olmuyor. Benim kahramanım da Vedat. Karis. Köpekleri orada. Yoksa? Hadi inşallah. Haydi, 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 ha
Yani son Luan'ı seni asla duyamayacak bir adam için harcıyorsun ha nefes. Peki. Öyle olsun. Eğer bir gün senin için üzülecek olursam bunu hatırlayacağım. Elveda aşkım. Yaklaşma, vururum. Beni mi vurursun nefes? Yaklaşma dedim sana. Vur. Çeksene tetiği. Vursana! Korkturma mı sanıyorsun? Hadi çek. Yarın bıraktığın işi tamamla. Hem bugün seni durduracak Tahir de yok. Ne yapıyorsun? Yaklaşma. Kendimi vururum. Yapmaz. Ne? Korktuğunu mu sanıyorsun? Ha? Hele senin bensiz yaşayamayacağını anlamışken seni cezalandırmaz mıyım sanıyorsun? Sırf bensiz kal diye kendimi öldürürüm. Tamam. Tamam. Tamam canım. Tamam bir tane. Tamam bak. Nefes. Sana söz veriyorum, ne istersen yapacağım. Söz veriyorum. Hadi bırak şu silahı. Oğlumu getir bana. O olmaz. O olmaz. Yiğit, Yiğit çok değerli. Yiğit benim için çok değerli. Onsuz da yaşayamam. Hadi bir tane. Bırak şu silahı. Bırakmam. Yaklaşırsan tetiği çekerim. Adamlarımdan biri içeri girerse tetiği çekerim. Bir numara yapmaya kalkışırsa tetiği çekerim. Tamam, 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 tamam karıcığım. Tamam. Tamam karıcığım. Bana karıcığım deme! Oğlumu getir! Tamam, tamam. Sus, sus. Oğlumu getir!
sakın. Tamam. 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 Bak saatlerdir orada öylece hareketsiz duruyorsun. Bitirelim artık şu oyunu Nefes. Sen oğlumu getirmediğin sürece bu devam edecek. Öyle bir şey yapamam. Ama sana söz veriyorum. Eğer o silahı indirirsen oğlumuza gideceğiz. Beraber. Sana inanır mıyım sanıyorsun? Oğlumu getir bana hemen. Bak Nefes. Sonunda üç şey olacak. Ya beni vuracaksın. Ya kendini vuracaksın. Ya da sonunda uykusuzluğa dayanamayıp sızacaksın. Ben de o silahı elinden alacağım karıcığım. Öyle bir şey olacağını hissettiğim an kendimi vururum. Yemin ediyorum sana kendimi öldürürüm. Tamam tamam. Yemin tamam, ederim. Tamam 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 tamam. Tahir neredesin? Tahir bu sefer gelmeyecek Nefes. Mustafa abinin arabası değil mi o? Ne yapay ki iş günü burada? Kaynatasun'un evi değil mi? Tamirlik işler varmış. Malum Osman Hoca da yaşlı. Sen arabadan inme. Ben şimdi gelirim. Tamam mı? Jeneratör gelmiş. Hadi geç içeri. Ya haydi geç içeri. Haydi. Haydi. Buyur abi. Nazar'ın ne iş var abi? Mesaj attığında beraberdik. Acilde deyince. Siz bana intihar mısınız ulan? Bir tanesi Batum'da karının peşinde. Öbür karı getirir tezgahın tam ortasına da başlayacağım sizin uçkurunuza. Abi. Abi. Ayıp oluyor ama. Sen yayla evine kadın kapattın biz ses ettik mi? La ben keyfinden mi kapattım kadını yayla evine? Zaten Tahir'den ses yok. Tepemin tası yattık. Sen ne bu kime getirdin ha kadını buraya? Abi. O konuyu merak etme ha. Şu anda seni kaynatasının evini tamir eden hayırlı dama sanayi. Nazardan sorun çıkmaz. Ey oğlum ha. Bu laki öyledir. Yoksa ben seni minarenin tepesine asıp günde beş vakit döveceğim ha. Hadi. Şimdi. Hadi. Tamam abi. Abinin...
Sen niye çıktın ha dışarı? İyi niye kızın ki şimdi? Murat getir zaten beni buraya. Murat hayır. Hadi gir içeri. Gönderin şunu. Hanım, burası özel mülk. Güzel mebna. Ne diyorsun anlamıyorum. Siz Türkiye. Ben kaybettim yolu. Siz yakışıklı yardım edebilir misiniz? Tabii ki. Nasıl yardımcı olabilirim? Kımıldarsan vururum. Ne yapıyor lan bu? Tabii. Kadını görünce gerizekalı. Kapıyı aç. Aç. Necip, size bizi rahat bırakın dedim. Biraz rahatsızlık vereceğiz, kusura kalma. Bıktım lan sen. Bıktım lan! Seni Allah taş olarak da yaratabilirdi. Böcek olarak da. Fare de olabilirdin. Ama insan yarattı. Sen ne oldun? Gittin. Öldü sandım lan. Öldü sandım lan. Psikopatı. Öldü sandım lan. Herifi. Belalı seni. Senin. Hayır dur. Yiğit'in yerini söylemesi lazım bize. Bu Yiğit'i gönderdi. Yiğit nerede? Asla bulamayacağız. Asla. Yiğit nerede? Çıksana lan dedi. Çıksana lan. Sana onu vereceğim.
ömrümde. Çıksın lan! Gelin. Gidin arabaların tekerleklerini indirin. Daha önce Vedat'ı gammazlamıştın. Eminim diğer kolun karşılığında Yiğit'in nerede olduğunu söylersin. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yiğit nerede? Yemin ederim bilmiyorum. Bülent'ten başkası bilmez. Beyim onunla gönderdi. Hayır. Yiğit Bülent götürdü. Bülent? Durun! Durun, ateş etmeyin! Berat Bey, Mustafa Kale ile Eyşan Hanım'ı kaçırdı. Eyşan'ın adamı değil mi bu Bülent? Bilmiyorum, niye? Bizi ve abimi Vedat'ın elinden kurtarması için Eyşan'a yardım etmişti. Şunun yaralarına tampon yapın. Benim arabada ilk yardım keti var. Hayır. Fotoğrafları niye çektin? Ne yapacaksın? Abime yollayacağım. Neden? Eyşan'a göstermesini söyleyeceğim. Ha. Abin Eyşan'a Vedat'ın fotoğraflarını gösterecek, sen de. Vedat'ın canı karşılığında Yiğit'i isteyeceğim. Bu plan... Tahir sana boşuna deli Tahir demiyorlar. Ben abimi arayayım da Eyşan olsun. Yiğit'e Eyşan zaten abinin yanında. Mustafa abi Eyşan'ı kaçırmış. Ne etmiş ne etmiş? Ulan ne ara etmiş onu? Mustafa abi senin canını garantiye almak için Eyşan'ı rehin tutuyormuş. Vedat'tan itiraf alacakmış. Ne itirafı? Beni kurtarmaya çalışan korumayı öldürdüğüne dair itiraf. Tahir, ben sana
O konuda çok kötü şeyler söyledim. Çok kötü şeyler söyledim sana. Geçmişimde bir sevgilim olduğunu öğrendim. Bu da senin için yedi. Ne oldu Tahir? Mazim kirli diye kurtarman gereken bir prenses değil miyim artık? Ama Vedat aynı Vedat. Zulüm aynı zulüm. Zalim aynı zalim. Mesele mazlumda mı? Konuşsana Tahir. Kurtarılmaya değmiyor muyum artık? Yeterince masum bir mazlum değil miyim? Ben çok aptalca konuştum. Ama sen benden hiç vazgeçmedin. Beni bırakmadın. Öldüğümü zannettiğinde bile vazgeçmedin. Buldun beni. Ben çok özür dilerim. Tamam. Ben özrümü diledim. Sen özrünü diledin. Bitti, gitti. Hadi Yiğit'i bulalım şimdi. Vedat'ın beni bulması uzun sürmez. Biliyorsun değil mi? Beni bulacak. Sen de itiraf falan alamayacaksın. O yüzden boşu boşuna zahmete katlanıyorsun benim için. Ha. Ben bu zahmete katlanmayayım. Akşama ceyranlar kesilsin. Sen de karanlıkta kal ha. Alo. Hayır. Dönümü ne tarafsın? Abi Elşan'ı ver. Elşan mı? Ne arasın ula Elşan bende? Abi. Beni garantiye almak için Elşan'ı kaçırdığını biliyorum. Elşan'ı ver. Tahir. Ula bak bir haltlar karıştırırsan. Abi. Vedat Yiğit'le nefesi kaçırdı. Ben de Vedat'ı vurdum. Şimdi içeride kan kaybediyor. Pazarlık sırası bende. Çok ciddiyim. Elşan'ı ver. Ula senin damarına, cibilliyetine. Al. Tahir seni isteyin. Tahir. Selamun aleyküm, aleyküm selam Elşan Hanım. Şimdi özet geçiyorum sana. Bir kere anlatacağım. Vedat'ı vurdum. Ne? İyi mi? Sözümü kesme. Ölmedi. Ama yabancı bir memlekette, dağın başında daha ne kadar yaşar bilmiyorum. Ne istiyorsun? Yiğit Bülent'in elindeymiş. Bülent de malum senin köpeğin. Şimdi arayışın adamını. Yiğit'i bana getirmesini söylüyorsun. Yiğit elime geçene kadar da ben Vedat'ı bir delikte tutuyorum. Ha bu arada çok kan kaybetti. Fazla vaktin yok. Vedat'la konuşmak istiyorum. O dediğin biraz zor. Ama fotoğraflarına bakabilirsin. Yiğit'i bulunca ararsın. Hazırlama la. Bir tane kansız için. Al. Yiğit'i bul önce sen. Bülent. Yiğit sen de mi? Şimdi beni dinle. Tahir Vedat'ı vurmuş. Şunun mu? Yok benim montum var senin. O elbiseyle üşürsün. İstanbul'dan buraya getirmiş manyak. Duydum telefonda. Fez, tanıştığımız gece İstanbul'da. Yukarıda ne oldu? Fingirdeştiğimizi iddia etti. Asıl sorun bu Tahir.
Tahir denen herifle fingir demen. Fingir demek mi? Ne? Ulan yüzüme bile bakmadın. Bir dakika, bir dakika. Yoksa senin parmaklarından bu yüzden. Benim yüzümden mi? Bu bileğini mi tuttu senin? Bu bileğini mi tuttu? Hayır. Sakin ol. Sen kendini suçlama. O kendi manyaklığına. Hay ben kafama. Ama ben bilseydim, sana morluklarını sormasaydım. Hayır, tamam. Bak geçti artık, iyileşiyor. Nefes, çok özür dilerim. Sen bu aralar fazla mı özür diliyorsun? Şşş. Aramızda kimseye söylemek yok. Aramızda. Çok teşekkür ederim. Düğünü giderken ben her şey bitti sandım. Bulacağız Yiğit'i, alacağız. Ama ben bitti sandım. Öldün sandım. Ama yine de geldin. Senin ne dirini ne de seni o şerefsize bırakır mıyım hiç? Hem sen bana Yiğit emanet etmedin mi? Vermediğin sözü bile tutarsın değil mi? Ben yine de giysilerini getireyim. Güneş batıyor, hava soğuyacak. İyi misin? Ben kaza... Dün gece mi oldu bu? Gel. Geçir kafama. Yavaş, yavaş. Abi, buldunuz mu Yiğit'i? Ha, bulduk ha. Yiğit'i getirmeye basarmışlar Türk tarafına. Şimdi gidiyorlar da İstanbul'a. Bülent götürüyor çocuğu. İstanbul'a mı götürüyormuş? La oğlum bir dur dellenme la. Bir dinle dinle. Eysan konuştu Bülent'le. Şimdi geri döneyim Trabzon'a. Ha siz de gelin Trabzon'a. Nefese veririz burada çocuğunu. Tamam. Ama o Eysan'a söyle abi. O çocuk benim elimi tutmadan Vedat'ı salmayırım. Tahir. Oğlum bak ben o fotoğrafları gördüm ha. La Vedat kan kaybından ölecek. Dayanır mı sanıyorsun? La katil mi olacaksın sen? Abi. Niye abi abi? Hayır. Bak oğlum etme. Ben çocuğu alırım ha burada. Sana haber ederim. Sen salarsın Vedat. Bak Vedat kalacak orada elinde. Senin paçanı kurtaramayız ha. Tamam.
Onda tamam. Dönüyoruz. Yiğit gelince ara. Tamam. Nedir durum? Merak etme. Tamponu yaptım ben. Baygın. Ama şimdilik sorunu yok. Bülent Yiğit'i Trabzon'a getirip abime teslim edecekmiş. Oo, haberler iyi. Sayenizde. Ben size ne kadar teşekkür etsem az. Estağfurullah bacım. İlk onun bu alçaklığı yapacağını bilemedik. Sen kusura kalma. Geçti gitti, tamam. İdris, biz bir an önce çıksak. Siz bu herifi saklayacak bir delik ayarlasınız. Bana konum atsanız. Abim Yiğit'e ulaşınca ben seni arasam sonra... Senden haber alıncaya kadar salmayacağım bu itleri, anladım. Sana borçlandım İdris. Buradaki dalgadan Nurhan yengene bahsetmezsen ödeşmiş oluruz. Bizde gammazlık olmaz ama... Bize de ters değilsin, tamam. Tamam da biz buraları toparlarız. Haydi. Haydi. Nefes. Haydi, yolumuz uzun. Uyurken... normal bir insan gibi... katiller de uyurken masum görünüyorlar. Ama masumlar katil olunca uyuyamazlar. O gün bile... aynen böyle uyumuştum. Senin korumayı öldürdüğü gün. Peşimizden gelir. Eğer yaşarsa... beni öldüremiyor ama seni... Beni öldürür değil mi? Sonuçta seni kurtarmaya çalışan adamlara yaptığı bu. Tahir laf sokmanın sırası mı? Ver şu silahı. Ne yapacaksın sen silahı? Seni de öldürmesine izin vermeyeceğim. Yiğit ne de olsa yolda geliyor. Bu manyaktan da burada kurtuluruz. Nefes. Haydi. Haydi. Siyah siyah. Senin bu cinayi eğilimlerini ne yapacağız bilmiyorum Nefes. Gel. İndir beni burada, millet görmesin. Vay, işte şimdi tam manita olduk. Köşelerde indirmeler falan. Ya Murat, bir zevzekleşme. Hadi görüşürüz. Hoşça kal öpücüğü yok mu? Hoşça kal şamarına ne dersin? Tamam be, tamam. Yavaştan alırız. Thank you.
Neresin kızım sen? Hastanedeydim baba, nöbette. Dedim ya sen hastanedeydi diye. Aa işte anama dediydim. Sen sabah gelmedin mi nöbette? Aynı gün bir daha ne nöbetiydi bu? Arkadaşım aradı baba. Sen benim yerime bak, ben de senin yerine nöbete kalırım dedi. Yoruldum ha. Benim karnım tok. Ben uzanayım biraz. Hadi iyi akşamlar size. Nasıl geçti yengaz nöbetin? Çok tuhaftı. Ne tuhaftı? Valla bu kaleli erkeklerinin hepsi kudurmuş, hepsi ayrı zampara. Öyle diyorsun ama Murat'la çıkmayabiliyorsun. Allah Allah. Ben keyfimden mi çıktım o zampara sırnaşık şeyle acaba? Bilmem. Niye çıktın ki? Senin o çok kıymetli sözünün yediği haltları öğrenmek için çıktım. Murat benim manitası bilsin. Ondan bütün lafları alırım. Etme nazar. Sevda'yla oyun olmaz. Sen onun ağzından laf alacağım derken ya Murat sana aşık olursa? Abla şaka mısın? Ya o yangazda aşık olacak göz var mı? Ya dalgasına bakar işte. Öğrendin mi bari bir şey? Öğrendim. Hem var ya bomba bomba. Ne? Yoksa Tahir gerçekten kaçmış mı o kızı Rusya'ya? Yok abla, Tahir abi değil. Daha bomba. Mustafa abi Osman Hoca'nın yayla evine kadın atmış. Ne? Mustafa abi etmez öyle şey. Etmez etmez. Gözlerimle gördüm. Ya bir damat kaynatasının evine kadın atsın. Vallahi kudurmuş bunlar. Ah, yazık Asiye abla ya. Çok seveyi kocasını. Gözünü açsaydı. Yalnız adamdaki de zeka. Asiye abla şüphelense bile onları babasının yayla evinde aramak aklına bile gelmez. Ben aklına getirsem mi acaba? Nazar, hayır. Ne? Bugün bana inşallah sana da bohça getiren olur Nazar dediydi. Kocası ona kuma getirmiş, haberi olsun. Sakın. Ya... Nazar sakın. Dur abla ya. Bilsin adam adam değil zampara. Açlıktan öldüm daha. Yenge ne yemeği ettin? Fasulye turşusu kavurdum bir tek. Fazla bir şey edemedim. Malum bohçadaydık. Fatih. Mustafa abi niye gelmedi? Gemiyi kurtaramadı mı hala? Uğraşırlar yenge. Mustafa mı acaba? İşinin gücünden arasında tek derdi sendin. Asiye abla, Mustafa abi Osman Hoca'nın yayla evinde bir kadınla gördüm. Haberin olsun. Yenge! Yenge iyi misin? Ay iyiyim iyiyim. Kötü haber mi var? Ay yok. Açlıktan gözüm karardı herhalde. Ege mesaj kimdi? Amca kızı Esma'dan. Canı sıkılıymış ne edişsin diye. Mustafa da yok. Ben bir oğa gideyim bu akşam. Kocandan izin al da. Alırım alırım. Yangazlar çantamı alayım, siz beni Esma'ya bırakırsınız. Thank you.
yaptığında yuva yıkmak denir. Günaha girdin. Ya o yuvayı sahibi düşünmemiş. Biz niye günaha girelim? Hem sen Asiye ablanın yerinde olsaydın bunları sana söylemedim diye bana kızmaz mıydın? Ben... Yok, gerçi sen tam aksine söylerim diye kızıyorsun. Bakalım Asiye abla ne yapacak? Ne zaman alayım seni yenge? Ne zaman gelirim bilmem. Ben seni ararım yengaz. Ya sen oradayken abim gelirse? O zaman da abim bir zahmet gelip beni alır yengaz. Haydi görüşürüz. Benim bu araba kullanmayı öğrenmem lazım. Amcama kız hayırdır? Hiç hayır değil. Anahtarlarını al gideriz haydi. Nereye? Mustafa'yı basmaya haydi. Ne? La ilahe illallah. Esma soru sorma dedim. Haydi. Dur bir dakika çantamı alayım. Osman Dere'nin köy evine mi geldik? Evet. Osman Dede! Osman Dede! İyiydim. Abi. Tahir. Yiğit geldi o yanımda. Gelmiş mi? Ver konuşayım. Alo. Mustafa abi. Ver Yiğit'le konuşayım. Tamam bacım. Al bakayım anam. Anne. Annem. Canım. Oğlum. İyi misin bir tanem? İyiyim. Babam sana bir şey yap. İyiyim anneciğim. İyiyim ben, merak etme. Seni almaya geliyoruz. Denizden gelen kaplan beni kurtardı. Yaşasın. Biliyordum. Biz çok güçlü bir takımız. Evet öyleyiz anneciğim.
Tahir abimle de konuşabilir miyim? Veriyorum anneciğim. Seni almaya geliyoruz, tamam mı? Biraz sabret. Yiğidim. Tahir abim. Ay aslanım benim, koçum. Nasılsın? İyiyim. Ben hiç korkmadım. Bir kere korktum. O zaman da aya baktım. Kocaman oldum. Hepsi geçti. Duydun mu sen? Duymam mı be aslanım? Duyulmaz mı senin uluman? Yiğidim, Mustafa amcanı versene telefona. Alo. Hayır. Eysan Hanım, sınır işini halletmiş ha. Çocuklu girip çocuksuz çıkmanız sorun olmayacak. İyi. Vedat'ın konumunu gönderiyorum abi. Biz de sınırı geçmek üzereyiz. Sabaha görüşürüz. Abi. Heh. Yiğit'i Eyşan'dan uzak tut. Tamam koçum. Sen kaygılanma. Haydi Allah'a emanet. Mesajı atıp telefonumu verirsen. Bana ters bir hareket yaparsan bozarım o anlaşmayı. Yiğidim. Ha gel bakalım. Ne yiyeceğiz bakalım. Kudret Bey, mesaj attım. Bu konuma hemen bir ambulans helikopter yollayın. Geç abayla. Bak, bir tek yumurta kırmayı bileyim ha. Yersin ha. Yumurta sevmiyorum ben. Tahir abime annemden gizli benim yumurtalarımı yiyor. Çok aç değilim ama Tahir abim yarın bana kuyumak ısmarlar. Tamam. Des bakalım bir şeyler. Neymiş efendim? Horoz değilmiş de gemi duduğuymuş. Ben gösteririm sana gemi duduğunu Mustafa Efendi. Ne yapacaksın? Sen görürsün ne yapacağımı. Boşanacak mısın? Yani eğer doğruysa. Telefonun kamerası açık olsun. Delil. Eğer o mesaj doğruysa ihanete dayalı boşanma davası açarsan bana fotoğraf lazım olacak. Bana fotoğraf lazım değil. Bu lazım. Kıza siyah ne du? Silah Esma, hiç mi görmedin? Sen delirdin herhalde. He, delirdim, ne var? Bak, bak daha emin bile değiliz. Kızın biri mesaj attı diye hele hiç silah alınır mı? Niye alınmasın? Ya doğruysa ha? Ya Esek'ten Mustafa'm o fişkiyi yiyse yanına kar mı kalsın? Sıkma yayın mı o bacağına? Damarına siyah siyah. Al oğlum. Dikkat dikkat.
Nefes. Yiğit. Geldik mi? Barınaklara getireceğim diye mesaj atmış abim. Niye buraya geldik? Niye almadık yayladan Yiğit'i? Eyşan'la karşılaşmayın demiş. Gelir şimdi o da. Haydi. Tahir. Yiğit gelsin. Ben gideceğim. Ne edeceksin, ne edeceksin? Gideceğim Tahir. Abin Yiğit'i getirsin. Bizi otogara bırakın. Paramız da var sayenizde. Biz hemen gidelim. Vedat'ım, beni de o koruma gibi öldüreceğinden korkuyorsun değil mi? Tek sebep o değil. Korkma Nefes, ölmeyeceğim. En azından sevgilin gibi Vedat itinin kurşunuyla ölmeyeceğim. Abim de. Ne? Sevgilim değil. Abim de. Abin de. Sevgilin değildi. Ya niye o zaman sevgilimdi dedin? Cevap ver dedim. Cevap vereceksin. Ha? Ödüğümüz bir süredir aramızda yoktu. Tekrar aramıza katıldı. Hoş geldin. Neden yalan söyledin Nefes? Neden sevgilim dedin? Neden? Ben demedim. Eşan size o korumanın sevgilim olduğunu söyledi. Ben sana sordum. Sen de evet doğru dedin. İnkar etmedin. Neden? Çünkü söyleseydim sen beni bırakmazdın. Vedat da seni öldürmeden rahat etmezdi. Hakikaten mi? Sevgilim olduğunu zannettiğinde delirmedin mi? Yalan mı? Sevgilin olduğunu sandım da ne oldu? Seni öldü zannederken peşinden gelmedim mi? O şerefsizin eline mi bıraktım seni? Yok. Bırakmadım. O yüzden şimdi sana gerçekleri söylüyorum. Yalan seni Vedat'tan korumadı. Beni korumaktan vazgeçmedin. Ama benim tek derdim seni korumaktı. Koruma lan, koruma. Sana göz koyduğum için seni koruduğumu düşünüyorsan sen de beni koruma. Bana göz koyduğun için koruduğunu düşünmedim. Diyorsun. Bana bak Nefes. Gerçeğini bildiğin bir şeyin yalanını dinlemek beni ayar eder. Hele yalancılar hepten ayar eder. Ne yalancısı be? Tamam kızdın, kafan attı. Ama bir kendine gel be. Şükür benim en azından kafam bozuk. Ama sen benim kanımın bozuk olduğunu sandın. Öyle zannetmedim. Sana göz koyduğum için seni koruduğumu sandın. Tamam yanlış yaptım. Özür dilerim. Amacın ne, kendimi mi keseyim? Saçma sapan konuşma be. Şunu o çok şüpheci kafana sok ama. Benim kitabımda sana sığınanı korursun. Bunun o mazluma ne hissettiğinle alakası da yoktur. Sana inananı yarı yolda bırakmazsın. Karşılıkta beklemezsin. Anladın mı? Anlattın. Şimdi Yiğit gelsin. O kadar çok istiyorsan çeker gidersin. Sen yoluna, ben yoluma. Sen yoluna, ben yoluma.
seni ilk gördüğüm yerde geberteceğim. Sen o şansı kaçırdın Tahir. Şimdi bana karımı ver. Çok beklersin. Bak, eğer Nefes Yiğit'le konuşmasına izin vermezsen seni asla affetmez. Karımı ver. Yiğit! Anne! Annen tıpış tıpış kendi ayağıyla bize gelecek oğlum. Değil mi Nefes? Ha? Geleceksin bir tanem değil mi? Hadi otelde bekliyoruz seni. Hem ailemizin geleceğiyle ilgili de konuşuruz. Hasretle öpüyorum. Soğudum. Nasıl aldı Yiğit'i? Ben Vedat Sayar. 25 Ağustos 2012 tarihinde karımın abisi ve yakın korumam olan Salih Zorlu'yu karımı ve oğlumu benden kaçırmak istediği için öldürdüm. Cinayeti ruhsatsız bir silahla işledim. Yakın mesafeden tek el ateş ettim. Cesedi Beykoz korusuna gömdüm. İşlediğim cinayete dair itiraf edilir. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez.
anlat Karadeniz, nefesim yetmez.